Merhabalar çocuklar, Birsel Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yaş problemleri. Yaş problemlerine devam etmek istiyorum. Kanalımda yine yaş problemleri videom var. Mutlaka onu izleyin. Açıklama kısmına videonun linkini bırakacağım. Şimdi gelelim soru çözümlerimize. Birinci sorumuzu okuyorum. Annem ve benim yaşlarımızın toplamı 28'dir. 2 yıl sonra yaşlarımızın toplamı kaç olur? Diğer videomda da bundan çok bahsettim. Bazı kelimeler var, onlara dikkat edeceğiz. Bir kere bu soru yaş problemi. Bu tamam. Önce, şimdi, sonra kelimeleri geçiyor mu? Bakalım. Evet, geçiyor. Altlarını çizelim şöyle. Sonra var. Bu kelimelerden herhangi birisi problemimizde geçiyorsa hemen şunları yazacağız. Önce, şimdi, sonra. Bunları nasıl kullanacağım? Diğer videomda bunları çok detaylı anlatmıştım. Şimdi bu videomda sadece soru çözümü yapacağım. Sorumuzu okuduk. Annemle benim yaşımızın toplamı 28'miş. Burada bakınız, bir kişi yok, iki kişi var. Bu iki kişiyi ben Cin Ali şeklinde göstermek istiyorum. Bu annem olsun, bu da ben olayım. İkimizin yaşlarının toplamı 28. Sonra istiyor. Sonraya giderken kaç sene geçmesini istiyor? 2 yıl geçmesini istiyor. Şu aradaki zaman yılı gösteriyor. Yılımızda 2 olduğu için 2'yi yazdım. 2 sene sonraki yaşlarımızın toplamını istiyor. 2 yıl sonra annem de 2 yaş büyüyecektir. Ben de 2 yaş büyüyeceğimdir. Değil mi çocuklar? O halde bunların altına şöyle 2 ile 2'yi yazayım mı? Kaç yaş toplamda büyüdüler? Toplamda 4 yaş büyüdüler. O halde 2 sene sonra bizim yaşlarımızın toplamı tam 4 yaş büyüyecek. Hemen toplamasını yapalım. 28 ile 4'ü topluyorum. 8 ile 4'ü topladığımızda 12 yapacaktır. Elde var 1, unutmuyoruz. 2'nin üzerine koyuyoruz 32. Bulduğumuz yaşı getiriyoruz, sonranın altına yazıyoruz. Yani 2 sene sonraki yaşlarının toplamı 32'dir. Geldik bir diğer sorumuza. Yusuf ile Aslı'nın yaşları toplamı 18'dir. 3 yıl önce yaşlarının toplamı kaçtır? Yine anahtar kelimelerimize dikkat edeceğiz. Birincisi problemimiz yaş problemi. Önce, şimdi, sonra kelimelerden hangisi geçiyor? Önce geçiyor. Altını çizelim. O halde ben önce, şimdi, sonrayı hemen yazıyorum. Problemimi çözmeye başlıyorum. Yusuf ile Aslı'nın yaşlarının toplamı 18'miş. 3 yıl önce yaşlarının toplamı kaçmış? Bir önceki soruda gördüğümüz gibi problemdeki karakterleri Cin Ali şeklinde gösterelim çocuklar. Şimdiki yaşlarının toplamı 18'miş. Ben onları yine Cin Ali şeklinde gösteriyorum. Bu ikisinin yaşlarının toplamı 18. 3 yıl önce diyor, bakınız sonraya gitmiyorum, önce diyor. Bu aralık yılı gösteriyordu, oraya da 3'ü yazıyorum. 3 sene önce Yusuf da Aslı da 3'er yaş küçük olacaklar. Yusuf da 3 yaş küçüktü, Aslı da 3 yaş küçüktü dedik. Toplam kaç yaş küçüktüler 3 sene önce? Tam 6 yaş. Önceki yaşlarını bulacağımız için toplamları daha az çıkacak, öyle değil mi çocuklar? Çünkü küçüktüler. Küçük dediğimize göre bunu bulmak için çıkarma yapacağız. Toplam 18'dir. Toplamda 6 yaş küçüktüler. 6'yı çıkaracağım. 3 sene önceki yaşlarının toplamını bulacağım. 8'den 6 çıkardığımızda 2 kalır. 1'i de aşağı indiririz. Cevabımız 12. Geldik bir diğer sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. Yunus ve ikiz kardeşlerinin 2 sene önceki yaşları toplamı 21'dir. 1 sene sonraki yaşlarının toplamı kaç olur? Her seferinde bunu söylüyorum çocuklar. Yine yaş problemi. Bu yaş probleminde anahtar kelimelerimiz vardı. Anahtar kelimeler önce, şimdi, sonraydı. Bunlardan herhangi biri ya da birden fazlası geçiyor mu? Bakıyoruz. Evet, geçiyor. Hatta altlarını çizeyim. Önce kelimesi geçiyor. Sonra kelimesi geçiyor. Bunları gördüğümüz an şunları yazıyoruz. Aralarının yıl olduğunu unutmuyoruz. Şimdi problemimize bir bakalım. Problemimizde bir kere kaç tane karakter olduğuna bakalım. Problemde Yunus var
ve ikiz kardeşleri var. Burada bazı çocuklar karıştırıyorlar. Çocuklar ikiz kardeşlerin iki tane demektir. Bir de Yunus var. Aslında bunlar toplamda üç kardeşler. Diğer problemlerde karakterleri cinali şeklinde gösterdim. Cinali şeklinde göstermek istemiyorsanız çizgiler şeklinde de gösterebilirsiniz. Hatta ben bu problem çözümünde çizgiler halinde göstereceğim. Yunus ve ikiz kardeşleri var. Üç kişi olduklarını anladık. 2 sene önceki yaşlarının toplamı 21'miş. Önce şurası yaşlı biliyorsunuz. Yaşlarının toplamı 21'miş. Yunus olsun. Bunlar da ikiz kardeşleri olsun. Üçünün yaşlarının toplamı 21. Peki kaç sene önceydi? 2 idi. Yılın altına 2'yi yazdım. Ne isteniyor bizden? 1 sene sonraki yaşların toplamını. Bakın şimdiyi bulacağım ve daha sonra sonrayı bulacağım. Aradaki yıla kaç yazacağım? 1 yazacağım. Çünkü 1 sene sonraki yaşların toplamını istiyor. Unutmamak için onları yazıyorum. Şimdi artık problemimi kolaylıkla çözebilirim. 2 yıl sonraki yaşlarını söylüyor. Çocuklar, bu çocuklar 2 sene sonra her biri ikişer yaş büyüyecektir, öyle değil mi? Yunus büyüyecek 2 yaş, ikiz kardeşleri de ikişer yaş büyüyecek. Peki toplamda kaç yaş büyümüş oldular? 6 yaş büyüdüler. Çünkü ileriye doğru gidiyoruz. Büyüyorlar bu çocuklar. Sayıları topladığımda 27 bulurum. Şimdiki yaşlarının toplamını buldum. Ama benim henüz işim bitmedi. Çünkü 1 sene sonraki yaşlarının toplamı isteniyor. Yine 3 tane karakterimiz vardı. Onları çubuk halinde gösterelim çocuklar. Yunus ve ikiz kardeşleri. 1 sene sonra her biri birer yaş büyüyecektir. 1 yaş Yunus, birer yaşta ikiz kardeşleri büyüyecek. Toplamda kaç yaş büyüyecekler? Tabii ki 3 yaş. O halde yaşlarının toplamı 3 yaş artacak. Şöyle yan yana toplama yapayım. 27'nin üzerine 3 eklediğimiz zaman 28, 29 ve 30. Şimdiki yaşlarının toplamını buluruz. Çocuklar, sorular aslında zor görünse de şu sistemi kurduğunuz zaman çok kolay bir şekilde çözeceğinize inanıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolarımdan haberdar olasınız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.